Evet. Gerekiyorsa o o çık altları şişirecekler. Hani herkes shitcoin dediğini o market cap'i 1 trilyon doların üzerinde tutmak tutmaları lazım. Buraya kadar ya getirmeyecektin ya getiriyorsan yani pimi çekilmiş el bombasını tutmayacaksın. Atacaksın yani karşındaki düşmana atmayacaksan da boş araziye atacaksın onu. Elinde tutmayacaksın o bombayı. 1 trilyondan aşağı düşürmeyeceksin işte. Ya da getirmeyecektin 1 trilyona. Onlara 1 trilyon diye zorlayan mı oldu? Yok, grafik yapması gerekiyor yaptı ve buralara geldi. Geciktire geciktire getirdiler. Ve geciktirmeleri de şeyden yani alt altlardan yani hep diyoruz olmayan altı satıyor. Yani ne şu hale sağlıyorlar diye satla satla işte millet de aldı, en dipten de aldı, en tepeden de aldı, her yanından aldılar. Yani ya yani şu, hare şu hareketlerin şeyi yok bot hareketi bunlar hep. Normal insanların yapacağı iş değil. Bu Sen alıyorsun zaten. E fiyata bakmadan alıyor herkes. Parası varsa alıyor, parası varsa alıyor. Çünkü sen onu şeyinde değilsin Hani 1300'den malsam 1500'den malsam derinde değilsin sen diyorsun ki 3000 dolar olacak 200 dolar sana çok bir şey ifade etmiyor döviz bozdururken hanginiz şunun şeyine baktı bakıyor 735 9 mu 735 8 mi şart diye bozduruyorsun yani döviz bozdururken çünkü sen bozdurdun şey 1000 dolar en fazla 35 lira ya oynuyor ya oynamıyor onda yani, yani ethereum'u 1200 dolar'dan almak ile 1250 dolar'dan almak senin için hiçbir şey hiçbir şey fark etmiyor yani. 50 dolar az. 0.001 Ethereum azalmış olacaksın. Ama şimdi Yahya ya da diyor. Hacim Spot'tan yüksek şu anda. Evet. Çünkü Spot'ta alacak para bırakmadın insanlarda. Sömür 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 sömür. Ama şey yok. Spot'tan götüremiyorsun. Çünkü Spot'ta yoktan satıyorsun zaten coinleri. Olmayan coinleri satıyorsun. İnsanlar da alıyor. Ondan sonra ben ne yapacağım? Yani mecbur hep şu videoyu çok sık at gösteriyorum. Şunu. Pa paralar yani bunlar. Senin benim paramı çalıyorlar. Bunları bayağı 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 bayağı. Bunların oynadığı işlere bak yani. <laughs> Hep diyorum merkezi borsalarda o coin'leri tuttuğunuz sürece staking gibi düşünün onu. Adama güç sağlıyorsunuz. Nasılsa çekmiyorsun sen o coin'i oradan. Adam onun istatistiklerini tutuyor. Ne yaparsam yapayım bu adam çekmiyor zaten bu coin'i benim cüzdanımdan diyor. Kendi cüzdanını almıyor. Ben istediğim gibi yoktan coin basıp satabiliyorum o zaman diyor. Bin tane adam sadece bin tane ona bile gerek yok şu an Beni izleyen 100 kişi Binance'dan cüzdanlarındaki Ethereum'ları çekse bu Ethereum fırlamaya başlar. Da ne oluyor derler. Öyle bir olay var. Damplayamaz bunu. Çünkü senin çekmemene güveniyor adam. Nasıl da çekmeyeceksin? Niye? Çünkü sen güzel satmak için geldin zaten buraya. Ethereum aldım 1200 dolardan 1500 olunca satıp siktir olup gideceksin sen. Yanlış anlamayın bunu. Adam da ona güveniyor işte. Ve o parayı vermiyor sana. Nasıl da satmıyor diye. ben yoktan yoktan şey yaparım. Damplarım bunu diyor. Olmayan coin'i oradan basarım. Damplarım bunu diyor. Bu salak da diyor 1200'den aldı zaten. Ben bunu 1100'e kadar getiririm oradan asla satacak o diyor. 100 doların çaldım herifin diyor ne güzel işte. Yayınların en başından beri hep diyoruz burada para dağıtılmıyor. Dağıtmıyor adam işte. Benim bir dünya arkadaşım var. 4 yıl önce bitcoin al demişim, kripto al demişim. Şimdi bana mesaj atıyor ne yapıyorsun hastek diye. Niye para dağıtılıyor sanıyor çünkü burada. Alayım mı ethereum? Al ethereum al gördün Ethereum'i aldın. Ethereum, ethereum alacağım 1200 dolardan 1500 doları satacaksın. Para dağıtıyor CZ'de geri zekalı CZ. Vitalik Buterin de geri zekalı. 5 dolardan waves alacaksın. Böyle 6'da satacaksın. Saşa da malın önde gideni zaten aptal Saşa size para dağıtacak. Ne yapacak Saşa senden alt dolardan alıp? Geri zekalı herif niye alsın senden alt dolardan? Yani kızıyor dedim de değil yani kız, kızdığımı düşünmeyin. Şu kafadan ne olur çıkın. Para dağıtılmıyor burada. Böyle düşünüyorsanız eğer daha önceki yayınlarda da hep bahsettim. Bitcoin'i alayım 40 bin dolarda. 1 milyon dolarda satayım demek. Ne demek? 1 milyon dolarda bir tane geri zekalı bulurum satarım demek. Kimse yanlış anlamasın. 40 bin dolarda bir dünya geri zekalı buldular satıyorlar şu an. Yani sen 1 milyon dolardaki geri zekalı arıyorsun ya. Onlar da 40 bin dolardaki gerizekalı buldular işte. Gerek yok bir milyon olmasına yani. Tek akıllı sen ben değilim. Öyle olmuyor o iş. Çünkü bu burada yayınların şu an geliyor videolar teker teker. Kripto neden alınıp satılmaz videoları. Kripto alınıp satılabilen bir şey değil. Para dağıtılmıyor burada. Alayım bitcoin'i 40'ta 50'de satarım. Tek akıllı sen değilsin. O adamların teknolojik gücü de senden daha fazla. Bu öyle bir borsa yapabildiğine göre o adamın zekası da senden daha fazla yani. 40'ta alırım, 60'ta bir tane salak bulurum, satarım diyorsan onlar da aynen öyle diyor. 30'da aldım, 60 30 40'ta bir kaç tane salak buldum, satıyorum işte diyor. Ne sen ne diyorsan onlar da onu diyor yani. Çok hani CZ'ye de çok kızmanın alemi yok yani. Ve bu bizim Türklerde var bir tek. Niye ise? Bu, bu kafa bir tek bizim Türklerde var yani. Yabancılar böyle bakmıyor. Yabancılar alıyor. O kadar. 35, 35, 34'e doğru gidiyor işte şu an. O siyah trend önemliydi yani. yani şu trendi kırmayacaktı zaten. Ama orada de önemli olan. Bitcoin gitti. Ethereum'da gider diye. Girersen Ethereum'a olacak olan o. Çakarlar böyle. 30. Ben hani şurası satılar 31 ya da şuradaki yatay şey. Yani kim ne kadar likide olacak ona bakacağız. Şu an Dediğimiz gibi altlara geçiyorlar zaten. Altları dolardan tutup BTC'den yürütüyorlar. Yani ellerindeki BTC altlara geçiyorlar şu an onlar. Sen de hem elindeki BTC hem elindeki altı satıyorsun. Niye? Şu an düşüyor çünkü. Sen 300 aldın Ethereum çünkü. Aha gidiyor diye. Çünkü para dağıtıldığını düşünüyorsun. Parayı böyle dağıtıyorlar. Yani oradaki para dağıtan kişi aslında o kafa yapısı aslında sensin. Sen dağıtıyorsun parayı adamlara. Veriyorsun işte. <laughs> Ters ilişki var yani orada.